Yusuf Ziya Paşa Köşkü. Başyaverliğinin yanı sıra çok zengin bir tüccar olan Yusuf Ziya Paşa, Rumeli Hisarı'na masallardaki şatolara benzer bir köşk yaptırmak istemiş. Söylentilere göre çok kıskanç bir adammış ve hatta güzel karısını kimseler görsün istemiyormuş. Karısını çok güzel bulan Yusuf Ziya Paşa, bu köşkün aynı zamanda eşinin güzelliğine yakışır şekilde olmasını istiyormuş. 1910'da başlayan inşaat, 1. Dünya Savaşı'nın patlak vermesi ve Yusuf Ziya Paşa'nın ekonomik sıkıntıya düşmesinden dolayı bitirilememiş. Aynı zamanda eşi de ona ihanet etmiş. Kalbi kırılan Yusuf Ziya Paşa da bu köşkün tamamlanmasını hiç istememiş. Yıllar boyunca köşkün çevresinde yaşayan insanlar, köşkün boş katlarında geceleri uzun saçlı genç bir kadının gezdiğini belirtmişler. 1990'lı yıllarda ise köşkün inşaatında çalışan işçiler aynalarda eski elbiselere bürünmüş bir kadın hayaleti gördüklerini, hatta piyano çaldığını işittiklerini iddia etmişlerdi. Günümüzde ise hala perili köşk olarak anılan bu yer müze olarak kullanılmaktadır. Tezveren Baba Türbesi. Tezveren Baba Osmanlı Devleti zamanında şehit düşmüş biridir. Rivayete göre Tezveren Baba'nın ayakları yokmuş ve takunyaları, yani ayakkabılarını eline takıp dolaşırmış. Anlatılanlara göre türbenin içerisinden bu takunyaların tıkırtıları duyuluyormuş. Hatta türbede çalışan Veda Pehlivan isimli görevlinin anneannesi hayattayken Tezveren Baba'yı direkt olarak gördüğünü söylermiş. Davutlu Köyü, Karadereler Olayı. Söylentiye göre 1989 yılının bir gününde köylüler hava karardıktan sonra cini varlıklar görmeye başlamışlar. O günden sonra belli bir süre köy halkı evden dışarı adımını atmamış. Bu olay gazetelerde yayınlanınca işin aslını öğrenmek için bir gazeteci köye gitmiş. Gazeteci köylülerle röportaj yaparken herkes bu varlıkları gördüğünü iddia etmiş. Ancak ne var ki 11 gün boyunca sıra dışı bir şeye rastlanmamış. Gazeteci paranormal bir şey olur diye kamerasını 14 yaşındaki bir çocuğa bırakıp köyden ayrılmış. 3 gün sonra gazeteci jandarmalar tarafından gözaltına alınmış. Sebebi ise köydeki 3 ayrı evde 7 kişinin parçalanarak öldürülmesiymiş. Bunlara kamerayı verdiği çocuk da dahilmiş. 3 Şubat 1989'da bir ormanda gazetecinin giysileri ve not defteri bulunmuş ve kendisinden bir daha haber alınamamış. Gazeteciyi sorgulayan jandarma ise yıllar sonra bunalıma girerek intihar etmiş. Issız Cuma Mezarlığı. Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Seyvan ve Çakıroba köyleri arasında bulunan Issız Cuma Cami Mezarlığı'nda yaşandığı söylenen sır dolu olaylar tüyler ürperten cinsten. Cami 1335 yılında yapılmış ve o zamanlar etrafında başka bir yapı bulunmadığı için Issız adı verilmiş. Cami avlusunda bulunan mezarlık ise 680 yıllık. Söylentilere göre mezarlığa defnedilen bir anne ve bebeğinin birbirinden ayrı olan mezarları yeniden birleşmiş. Bu olay başarılı Türk filmlerinden biri olan Siccin 2 isimli filme konu edilmişti. Anlatılanlara göre 52 yıl önce Hatice isimli bir kadın bir kız bebek dünyaya getirmiş. Ancak doğumun ardından kısa bir süre sonra hayatını kaybetmiş. Ayşe ismi verilen minik bebek de doğumdan 20 gün sonra hayata gözlerini yummuş. Bebek annesinin bulunduğu mezarlığa, yani Issız Cuma Cami Mezarlığı'na gömülmüş. Birkaç gün sonra ziyarete giden yakınlar, anne ve bebeğin olduğu iki mezarın birleştiğini görmüşler. Aile fertleri mezarları ayırmış, ancak bir sonraki ziyaretlerinde yine birleştiğini görmüşler. Bu olay birkaç kez tekrarlandıktan sonra yakınları anne ve kızın mezarlarını olduğu şekilde bırakmaya karar vermiş. Havran'daki Esrarengiz Mağara. Havran'da yer alan bu mağaranın ülkemizde geçen en ürkütücü hikayelere konu olan yerlerinden biri olduğu söylenmektedir. Büyüklüğüyle dikkat çeken mağaranın etrafının insan kemikleriyle dolu olduğu söylenir. Giren koyunlar bir daha çıkmıyor, koyunun peşine giden çoban olursa ondan da haber alınamıyormuş. Eymir, Dereören ve Hallaçlar köylüleri Madra Dağı eteklerinde Kayatepe diye anılan bölgede bulunan mağaraların esrarengiz olduğunu, hayvanlarını otlatırken bile mağaraların bulunduğu bölgeden geçmediklerini söylemiş. İçeride ne olduğuna dair ise kimsenin bir fikri yok.
Çünkü söylentiler içeriye girenin bir daha çıkamayacağı yönünde. Büyükada Rum Yetimhanesi. Büyükada Rum Yetimhanesi ile ilgili birçok esrarengiz ve gizemli hikayeler olsa da biz bir kişinin yaşadığı bu hikayeyi sizinle paylaşmak istedik. İstanbul'da yaşarken akrabalarım veya kız arkadaşım şehir dışından beni ziyarete geldiğinde eski İstanbul'u göstermek adına hep Büyükada'ya götürmüşümdür. Çünkü orada bozulmamış tarihi doku, sokaklarda araba olmayışı, hala ulaşımın 1800'lü yıllardaki gibi faytonla oluşu çok hoşuma gitmekteydi. Oraya gidenler bilir, faytonlarda tur seçenekleri vardır. En uzunu büyük turdur. Tüm adayı baştan sona gezdirir. Bu turda yerleşim yerinden uzaklaşıp adanın arka tarafından dolaştığı için ıssız, ormanlık ve patika bir yoldan gidilmektedir. Oradan geçerken tepenin üstüne yapılmış devasa bir ahşap malikane gözüme ilişmekteydi. Faytoncuya bunun ne olduğunu sorduğumda ise Rum Yetimhanesi cevabını verdi. Sonra da bina ile ilgili soru sorduğumda yetimhanenin Osmanlı zamanında Rum Patrikhanesi tarafından yapıldığı, erkek çocuk yetimhanesi olarak kullanıldığı ve 1960'tan beri kapatılıp kullanılmadığı, oraya ulaşmanın çok zor olduğu, araba ve fayton yolu olmadığı, 45 dakikalık ormanın içinden yürüme mesafesiyle ulaşabilmenin mümkün olduğunu söyledi. Ben de meraklanıp biraz daha sordum. Dediğine göre kendisi bizzat şahit olmamış ama bazı arkadaşları bazı olaylar yaşamış. Bazıları macera olsun diye, bazıları meraktan, bazıları da sırf manzara görüp içki içmek için oraya gitmiş. Çoğu da özellikle yetimhanenin içerisindeyken bahçeden gelen çocuk sesine çok takılmış. Çünkü bu ses o kadar netmiş ki halüsinasyon olmadığına çoğu yemin ediyormuş. Yetimhaneye yol olmadığı için binadaki eşyaların çoğu çıkartılmamış, mobilyaların çoğu ve yetim olan Rum çocuklarının kayıt dosyaları, pijama parçaları hala evde durmaktadır. Hatta salonda bir piyano bile varmış. Evin dışarısındayken çığlık sesleri akşamları daha belirgin hale geliyormuş. Bu, ada sakinleri tarafından bilindiği için genelde giden olmuyormuş. Yetimhanenin bu denli sıkıntılı olmasının sebebi ise zamanında yetim çocukların orada çok zulüm çektiği, bir dönemde ise binanın bir cephesinde yangın çıkması sonucu yetimhanede oluşan panikte bazı çocukların yanarak öldüğü ama bunlardan en acıklısının bahçeye çıkan bir çocuğun oradaki kuyuya düşüp sesini kimseye duyuramadan orada ölüme terk edilmiş olmasıdır. Özellikle bahçeden gelen çocuk sesinin sebebi kuyuda ölen çocuk olmasına bağlanıyor. Adadaki hangi esnafa sormuşsam hepsi aynı cevabı vermekteydi. Olayı yalanlayan kimse olmadı. Aynı zamanda size ilginç bir bilgi. Bu bina şu an dünyanın en büyük ikinci ahşap yapısı. Bir gün adaya yolunuz düşerse büyük tur yapın ve bu binayı mutlaka görün. Ama tavsiyem 45 dakikalık orman patikasını kullanıp da oraya çıkmayın. Yakından görülmesini faytoncular bile tavsiye etmiyor. Hikayede geçtiği için belirtmek istedik. Biz ne çektik ekibi olarak faytona binme atlar ölüyor diyoruz. Harput. Elazığ yakınlarında M.Ö. 2000 yıllarından kalıntılar bulunan antik kent Harput'ta Kamos adındaki kötücül bir varlığın yaşadığına inanılır. Söylentiye göre tıpkı Karabasan hikayesi gibi yalnız başına uyuyan insanların üzerine bütün ağırlığı ile çöker ve onların çırpılmalarına bazen de ölmelerine sebep olabilir. Uykuyla uyanıklık arasında olan insan Kamos'u hisseder ama kurtulmak için hareket edemez. Bu antik kentin etrafındaki köylerde yaşayan bazı insanlar Kamos'un kendilerini ziyaret ettiğini söylemişlerdir. Yedi Kule Zindanları. Yedi Kule Zindanları 309 yılında İmparator 1. Theodosius tarafından inşa edilmiştir. Yerli ve yabancı esirlerin hapsedildiği bir yapı olan bu zindanlar hakkında o yıllardan bu yana anlatılan bir hikaye mevcuttur. Geçmiş zamanda zindanlara hapsedilen önemli esirler arasında bir pagan da bulunmaktaymış. Fakat herkes onun Avrupa devletlerinde üst düzey devlet görevlisi ya da casus olduğunu düşünüyormuş. Bu yüzden ona türlü işkenceler yaparak konuşturmaya çalışmışlar. Pagan ise bedenini acıya karşı eğitmiş olduğu için acı hissetmiyormuş. Ve haliyle de ne işkencecilerin istediği itirafları yapıyor ne de acı çektiğini belirten çığlıklar atıyormuş. Her geçen gün dozu artan işkenceye daha fazla dayanamayan pagan ölmeden önce Latince'ye benzer kelimeler fısıldayarak bir şeyler söylemiş ve öldüğü anda cesedi eriyip gitmiş. Haberi kulaktan kulağa yayılan paganın zindanda bulunan bütün insanları lanetlediğine inanılıyor.
O zamandan beri Yedikule zindanlarında bazen çığlıkların ve hatta Latince'ye benzer bir lisanda söylenen sözlerin yankılandığı, o çığlıkların da ruhları zindanlara hapsolmuş işkencecilere ait olduğu söyleniyor. 129 No'lu Apartman. İddiaya göre 2009 yılında meydana gelen bu olayda üniversiteli iki kız öğrenci gece saat 1 sularında satanist ayini yapmışlar. 129 No'lu Apartmanın en üst katında kalan öğrenciler o gece evlerinde gizemli bir şekilde ölü bulunmuşlar. Apartmanda yaşayan insanlara göre öldükleri gece şiddetli bir deprem gibi sarsıntı olmuş ve bütün apartmanda eşyalar sağa sola savrulup camlar kırılmış. Bu olay üzerine apartmanda olan herkes binayı terk etmiş. Daha sonra ise içeri girme cesaretinde bulunanlar tarif etmesi zor kokular duyduklarını ve camların kendi kendilerine kırıldığını gördüklerini söylemişler. Molla Zeyrek Camii. İstanbul Fatih'te bulunan Molla Zeyrek Camii, İstanbul fethedildikten sonra aynı Ayasofya gibi bir kilisenin camiye çevrilmesiyle ortaya çıkmış. Caminin park alanı olan bir arazisi var ve bu arazinin baktığı sokakla ilgili çok ürpertici söylentiler mevcut. Bölgede yaşayan insanların söylediklerine göre park alanı daha önceki zamanlarda bir ahır bölgesiymiş. Ahırın içinde ürkütücü bir kuyu varmış ve kuyunun altında da bir mahzen olduğu iddia ediliyormuş. Ahıra hayvanlarını bırakanlar akşam onları almak için geri geldiklerinde sürekli çığlık sesleri duyarmış. Bazı söylentilere göre de ahırın altındaki mahzenler derin bir tünele ev sahipliği yapıyormuş. Günümüzde birçok insan park alanı olarak kullanılan bu bölgeden hala çığlık sesleri duyduklarını söylüyorlar. Kastamonu'ndaki esrarengiz türbe. Türbe üzerine araştırmalar yapan Güntekin Caymaz adlı bir araştırmacının bu türbe hakkında söyledikleri tüyleri diken diken etmeye yetiyor. 1981 yılındaki Anadolu gezim sırasında Kastamonu yakınlarındaki bir türbenin öyküsü dikkatimi çekti. Türbenin yakınındaki gecekondulara yol açmak için bir buldozer getirmişler. Türbeyi yıkıp başka bir yere daha iyisini yaparız demişler. Buldozerin türbeye her yaklaşışında motoru durmuş. Aracı bir türlü çalıştıramamışlar. Ardından insan gücü denemişler. Kazmalarla işe girişmişler. Kazmalar toprağa saplanıp kalmış. Bir türlü çıkarılamamış. Zorlayınca da sapları kırılmış. Türbenin civarında geceleri garip ışıklar görülüyormuş. Korkmuşlar ve işi bırakmışlar. Ben inançlı biri olduğum için gidip orayı ziyaret ettim. Dua okudum. Niyetim türbenin fotoğraflarını çekmekti. Birçok fotoğraf çektim. Bir de kendimi türbenin önünde çekeyim dedim. Ankara'ya döndüğümde çektiğim fotoğraf filmi banyo edildi. Hayretle gördüm ki kendimi çektiğim fotoğrafta çevremde yaygın bir ışık alanı oluşmuştu. İkinci gidişimde de aynı durumu yaşadım. Hala bilimsel açıklamasını bulamadım.